Koordinatör Yardımcısı Sayın Işık Tüzün İstanbul stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Karardan başlayalım. Mahkeme artık yasalaştırdı, reddederek başvuruyu. Artık 4+4+4 yasamız haline geldi. Eğitim reformu girişimi enine boyuna incelemiş ve yine bir açıklamada bulunmuş, bir yayında bulunmuş. Bu da elimde şu an. 4+4+4 düzenlemesiyle neler değişti? Yeni sisteme geçişte neler izlenmeli deyip size soralım hemen. Çok tabii kapsamlı bir yanıtı olacak bu sorunun. Çünkü 4+4 çok kapsamlı bir düzenleme. Okula başlangıç yaşından ilköğretim kurumlarının ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulu olarak ayrılmasına, bunun dışında ders çizelgelerinin değişmesine kadar pek çok farklı boyutu olan bir düzenleme. Başlama yaşı öne çıkmış başta, oradan başlasak. Özellikle başlama yaşı, tabii en çok da aslında tartıştığımız konulardan biri oydu. Şimdi bu süreçte biliyorsunuz bir artık ayrıma gidildi. 60-65 yaş, 65 aylık çocuklar için farklı bir düzenleme söz konusu. 66 ay üzerindeki çocuklar için farklı bir düzenleme söz konusu. Şimdi çok yakın dönemde aslında Sayın Bakan rakamları da açıkladı ve yani çok değişmeyeceği tahmin ediliyor. 66 ay üstündeki çocukların biliyorsunuz raporlar da çok önemli bir hani tartışma konusu olmuştu. Yaklaşık %3'ünün aslında rapor alarak zorunlu öğretime devam etmediği belirtildi. Bunun dışında da aslında 60-65 ay arasındaki çocukların da yaklaşık %20'sini sanırım 18-19 civarında ailelerinin çocuklarını birinci sınıfa gönderme yönünde istek beyan ettiği ortaya çıktı. Bu noktada belki şunu söylemek lazım. Evet, bunlar hani rakamlar önemli olmakla birlikte aslında bizim şu anda yapmamız gereken bu çocukların arasındaki gelişimsel farklar ne olacak? Öğretmenler sınıfta neler yaşayacaklar? Buna artık bakmamız gerekiyor. Şimdiden aslında duyumlar almaya başlıyoruz. Her ne kadar hani bu sadece 3 ay geriye çekildi denilse de bu yaş grubu için bu çok önemli bir fark. Ve her durumda da hani 60 aylık çocuklarla 80 aylık çocukların aynı sınıfta olması, özellikle belli ilçelerde, bunu İstanbul örneğinde de görmeye başladık, 60-70 kişilik sınıflardan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada mesela artık kaç çocuğun okula gittiğinden hani bir adım ileriye gidip öğretmenler sınıfta ne yaşıyorlar, ne tür desteklere ihtiyaçları var, bu çocuklar nasıl desteklenebilir, ona bakmamız gerekiyor. Belki de izlememiz gereken, biliyorsunuz, bir ilk 12 hafta için ayrı bir müfredat yayınlandı. Fakat bu müfredatın tabii ki... Çünkü önemli bir şeyi buraya yansıtmışsınız. Dikkatimi çekti. Kimi okullarda velilerin ana sınıfı kontenjanları dolduğu için çocuklarını ana sınıfına kayıt ettiremediklerine, birçok velinin de okul öncesi eğitim için ücret ödemek yerine çocuklarını ücretsiz olacağı için birinci sınıfa kayıt ettirmeyi tercih ettiğine işaret ediyor demişsiniz. Kesinlikle. Orada herhalde o %5'lik oranın içinde... Evet, bu 4+4 ilk tartışılırken okul öncesinde bu kadar vurgu yapılmasının, sivil toplum kuruluşlarının, eğitim fakültelerinin bu kadar üzerine basmasının, bu konunun aslında sebeplerinden biri buydu. Okul öncesi eğitim Türkiye'de her ne kadar yaygınlaştırılmaya çalışılıyor olsa da zorunlu eğitim kapsamında değil ve ücretli. Ve Türkiye'de sosyoekonomik eşitsizlikler çok derin ve okul öncesi eğitim aslında bunun gidermenin araçlarından biri olabilir. Fakat birçok aile bu aylık 50 ila 200 lira arasında değişen ücretleri ödeyemeyecek durumda. Dolayısıyla aileler okula gittiklerinde hani böyle bir onlara seçenek sunulduğunda bile çaresizlikten, tabii, ve aynı zamanda tabii ki hani bu okul öncesi çocuğun gelişimi için hani bu önemin de farkında olmayabilirler. Fakat böyle bir tercih yapıyorlar. Bu hiç de hani mantıksız bir tercih de değil onların açısından. Peki bir diğer konu, öğrenci sayısındaki artış yeni düzenlemelerin doğuracağı en önemli güçlüktür şeklinde devam eden bir paragraf var. Artan öğrenci sayısının yanı sıra okulların fiziksel koşulları, okula başlaması zorunlu olan 66 aylık çocuklar ve velilerin talebiyle okula başlayacak olan 60-65 aylık çocuklar için uygun bir ortam sunmuyor. Biz de haberlerimizde yansıtıyoruz. Hı hı. Çok değişik yerlerde, değişik okullardan haberler yansıyor. Yurdun genelinde böyle bir sorun var sanırım. Çok farklı aslında. Bütün okulların, farklı illerin, ilçelerin deneyimleri çok farklı. Bu sorunu hiç yaşamayan da var. Sınıflarım gayet rahat diyen de var. Ama birçok yerde bu sorun yaşanıyor. Türkiye bu sorunları zaten aşamamıştı. Bunlar hani yeni sorunlar da olmamakla birlikte çok daha pekiştirilmiş durumda şu anda. Ben belki başka bir noktaya dikkat çekebilirim. Tabii. Şu anda 60-65 aylık çocukların hani çocuklara hazır olmayabilir fiziksel ortamlar diyoruz. Fakat bunun daha da ciddi bir boyutu var. Ana sınıf eğitimi, ben bu akşam çok fazla okul öncesine vurgu yapmak istiyorum ama şimdi ana sınıfları eskiden ilköğretim kurumları bünyesinde 60-72 aylık çocukları
yani çocuklar orada okul öncesi eğitime devam ediyorlardı. Hı hı. Yeni düzenleme ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın söylediği biz artık 48-66 aylık çocuklar için okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracağız. Bu çocuklar şu anda yani artık 60 aylık çocukların ilkokullardaki işte lavabolar, merdivenler bunlardan zarar görmesinin de ötesinde mesela 48 aylık çocukların biz ilk öğretim kurumlarında ana sınıflarına gitmesinden bahsediyoruz. Kaldı ki bu fiziksel düzenlemeler yapılsa bu çocuklara uygun hale getirilse bile pek çok okulda sabahları ortaokul öğrencileri öğleden sonra İlkokul öğrencileri eğitim görecekler. Yeni sistemde de ikili öğretim devam ediyor. Dolayısıyla okulları bu denli dönüştürmek çok mümkün de olmayabilir ve bu riskler sürebilir. Yine bir diğer konu sınıf öğretmenlerinin yeni müfredat hakkında kapsamlı bir eğitim almamış olmaları yansımış raporunuza. Evet, bu yine öğretmenlerin hazırlanması tabii ki aslında en önemli belki noktalardan biriydi. Bu okullar açılmadan birkaç gün önce yapılan 5 günlük seminerler oldu. Fakat bu elbette hani yeterli değil. Telekonferans bir yöntem olarak, öğretmen eğitimi veya paylaşım yöntemi olarak zaten tartışılabilir bir konu. Öğrenciler daha önce beraber çalışmadıkları bir yaş grubuyla şu anda çalışıyorlar. Dolayısıyla aslında belki hani neler yapılmadığından öte bundan sonra öğretmenlere o birebir o yol haritalarını süreç içerisinde gereksinim duydukları desteği sunmak çok önemli. Bunu vurgulamak önemli diye düşünüyorum. İlk öğretim okullarının ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokul olarak ayrılması buna dair neler çarptı gözümüze? Burada aslında biraz daha işin yönetişim boyutunu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu süreci nasıl yönettiğine dönmek lazım. Bu dönüşüm süreci merkezden politikalar çok fazla çok net bir biçimde belirlenmeden ilerlemek durumunda kaldı. Ve bu okul dönüşümleri, hangi okulun ilkokul, hangi okulun ortaokul, kaldı ki sadece aslında 3 okul türü de yok. 7 farklı okul türü var, evet, ve hepsinin kendi has deneyimleri olacak, kendi has sorunları olacak. Bu dönüşüm süreci ancak Temmuz ayında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeniden yayınladığı bir genelgeyle biraz daha hız kazanmaya başladı. Fakat ağırlıklı olarak aslında il ve ilçeye bırakılan kararlardı bunlar. Fakat o kadar kısa süreye sıkıştırılmış bir hani adımdı ki bu hani toplumsal gereksinimleri, o ilçenin koşullarını, o okulun çevresindeki koşulları anlamak için il ve ilçe teşkilatlarının ne yeterli vakti ne de kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Yine dikkatimi çeken bir uyarınız, belirsiz olan bir konuda seçmeli derslerle ilgili 10 kişilik sınırın ilerleyen yıllarda yalnızca sınıf içinde mi yoksa okul genelinde mi geçerli olacağıdır? Bir seçmeli dersi tercih eden 10 öğrencinin aynı sınıf düzeyinde olması gerektiği takdirde diyerek devam ediyor bir uyarı yapmışsınız. Evet, orada aslında ilk yapılan açıklamalarda anlaşılan örneğin bir Türkçe dersini örnek verelim. İşte ortaokuldaki farklı sınıflara devam eden çocukların İşte mesela Kürtçe 1 olsun ilk ders, onu hepsinin alabileceği yönündeydi bizim anladığımız. Fakat ondan sonra genelgede bunu hani net olarak anlamakta zorluk çekiyoruz. Şimdi bu sene tabii ki sadece 5. sınıflar olacak. Çünkü yeni programlar bir tek 5. sınıf ortaokulunun ilk yılı için uygulanacak. Seçmeli dersler o şekilde. Fakat bu seçmeli derslerin belki sınırlarını biraz esnetmek, gevşetmek önemli. Bu Hristiyanlık, Musevilik gibi dersler için de bu engel sorun olabilir. Bir okulda kaç öğrencinin talep edeceği belki böyle durumlarda hani bir okul içerisinde yeterli öğrenci talep etmiyorsa ilçe düzeyinde, il düzeyinde farklı çözümler aranması gerekebilir. Bunun dışında tabii seçmeli derslerle ilgili belirsizliklerden biri de aslında çok son güne kaldı programların açıklanması, tanıtım videoları, çocukların seçimlerini yapabilmesi ve yine aydınlatılmayan bir nokta. Çocuğun ilk tercihi eğer açılmazsa ikinci tercihini nasıl yapacağı yönünde. Hangi seçmeli derse devam edeceğini bilmiyoruz. Açıkçası okul müdürlerinin de bu konuda kafalarının çok karışık olduğunu düşünüyoruz. Çok zor bir görevleri var şu anda. İki gün içinde bu hani sisteme ayak uydurmak, bu seçmeli dersleri gerçekten çocuk katılımını, aile katılımını destekleyecek biçimde kurgulamak durumundalar. Onların da bu süreçte herhalde daha çok yönlendirmeye ihtiyacı olacaktır. Peki sonuç kısmında yeni eğitim sistemine geçiş sürecinde neler izlenmeli diyerek birçok başlık alt alta dizmişsiniz. Hangilerini öne çıkarmak istersiniz? Burada paylaşalım. Burada belki hiç bahsetmediğimiz orta öğretim konusundan bahsedebilirim. O kadar çok aslında okula başlama yaşına odaklandık ki veya okulların fiziksel koşullarını orta öğretimin zorunlu eğitim kapsamına alındığında bu süreçte birazcık unuttuk. Şu anda 12 yıl artık zorunlu eğitim ve orta öğretime çocuklar zorunlu olarak devam edecekler. Ama geçmiş deneyimlerimizden biliyoruz ki devamsızlık ve okulu terk sorunu var Türkiye'de.
Bu veriler son 1-2 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hani açıklanmıyor olsa da elimizde geçmişe dair veriler var. 2009-2010 verileri örneğin orta öğretimde öğrencilerin neredeyse yarısının aslında okulda ilişkisinin düzenli olmadığını, 20 gün veya üzerinde devamsızlık yaptığını gösteriyor. Benzer biçimde %8 gibi bir okulu terk oranı vardı. Bunu izlemek çok önemli. Şimdi bir anda kayıt oranları çok yükselecek fakat gerçekten o eğitim çocukların gereksinimlerine yanıt veriyor mu? Okulla ilişkileri nasıl? Okulda sunduğumuz eğitimin kalitesini izlemenin bir yolu da aslında bu devamsızlık ve okulu terk oranları. Bunun dışında birçok başlık var. Evet. İstanbul stüdyomuzda Sayın Işık Tüzün'ü aradık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Detaylandırılmış bir çalışma edinilip internetten ben edindim. Seyircilerimize de söyleyelim. Sitenizden bunu indirip okumalarını rica ediyoruz. Tekrar ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet. Böylece bültenimizin de sonuna geldik. Yeniden buluşmak dileğiyle diyelim. Esen kalın.